Okan Yalabık'a bir sorum olacak. Bir daha sizi hangi dizilerde görme fırsatımız olacak? Böyle bir projeniz var mı? Yani belirli bir şu anda bir proje yok ama Ocak'tan sonra ben böyle televizyonla ilgili bir takım çalışmalara yöneleceğim. Şimdilik işte 39'a konsantre olduk. Bir de tiyatroda tabii yeni oyunun provaları başlayacak. Kenter Tiyatrosu'nda. Ama Ocak'tan sonra televizyon için ben de bir şeyler yapacağım galiba. Mahsus mu dizilere ara verdiniz hepiniz, yani siz ikiniz? Çünkü yani sizinki yeni bitti sayılır. Evet. Hani bir dönem olur ya, bir rahat bir nefes alayım, işte birazcık rolüm unutulsun, oradaki halim unutulsun gibi. Yani başka şeylerle de tabii uğraşmamız gerekiyor. Ben biraz da hani bu anlamda nefes alabilmek için böyle bir zaman biçtim kendime. Ben de tiyatroyla çok iç içeyim herhalde. Bir de yani beğenebileceğim proje gelmedi son dönemde. Güzel oyunların sahnelenmesiyle beraber, çünkü bazen bir dönem suistimal de edildi tiyatro oyuncusu. Onun için şimdi tekrar sanki böyle güzel oyunlar sahnelenecek ve gerçekten çok değerli oyuncular bu işi ele almış durumdalar. Ve yavaş yavaş da böyle bir canlanıp hareketlenecekmiş gibi geliyor. Yani Umarız, umutsuz bir durum umarız. yok aslında. Hani bir de Yok. bu işi yapan insanlar olarak hani umutsuz bir evet bir durum var ama umutsuzlukla ilgili bir durum yok. Hatta umut veren birçok yeni tiyatro var. Hani belki şimdi duyulmamıştır ama yani işte Talimhane'de açılan bir tiyatro var. Gençlerden oluşan mesela Semaver Kumpanya gibi. Çok iyi, çok nitelikli oyunlar yapan, güzel oyunlar oynayan iyi tiyatrolar var. Dolayısıyla hani şu genel bir kanı yani işte tiyatro işte seyirci azaldı vesaire falan filan gibisinden söylemlere gerek yok. Tiyatro yapılıyor. Biz yine oynuyoruz. Yeni yeni projelerle devam ediyoruz ve devam ediyoruz. Bence güzel olan şey bu. Evet, aynen öyle. Hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçeliyim ben. Siz? Galatasaray. Siz? Ben Beşiktaş. Aa, üç büyükler bir arada. Maçtan haber var mı? Doğru? Maçtan haber var mı? Sevda'ya soralım. 0-0. Bitti mi? Ne oluyor şimdi 0-0 olunca? Bilmiyorum. Ben üzülüyorum yani. Onu biliyorum sadece. Ha, bir puan alındı da yani. Evet. Çok da bir şey olmadı. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali bu aralar? Bunu gerçekten konuşalım mı? Çok kısa bir cümleyle. İyi olacak. Umut ediyoruz biz. Yani her bağlı taraftan Fenerbahçeli öyle söylüyor. Ben de üzülüyorum. Hani bir umut var ama kaçtınız siz ligde? 9. sırada mısınız? Evet. Ama ligde bulunmalı yani. Siz hangi takımcısınız? Ben Galatasaraylıyım. Biz de 5 miyiz, 4 müyüz, kaçız? Sanırım öyle bir şeyiz. En iyi Beşiktaş. Hı. Bilmiyorum, Fenerbahçe'nin altında kim var şimdi? İkincilik. Şaka tabii tiyatro ki. Tiyatro konuşuyor. Her şey bence yolundaydı. Yani birdenbire başka bir seyir aldı. Biz 9.'yüz. Evet. Yani ama bilmiyorum ki. Neyle aranız nasıl? Neyle? Bilmiyorum ki. Neyle aranız nasıl? Neyle aram aslında pek böyle parlak değil çünkü yani becertemedim diyebilirim. Öyle mi? Bayağı uğraştım ama işte elime alıyorum fakat hani böyle üfleyebiliyorum diyemiyorum tabi diyemem yani. Öyle bir klavye çalıyor ama. Hayır, o öyle de bir durum yok çok, aslında. Çok. Biz mutluyuz. Ben sadece arkadaşlarım var. İşte müzisyen arkadaşlarım var ve hani işte evde toplanıp böyle sohbet ediyoruz. O kadar. Yani bunun dışında müzikal anlamda ya böyle hani bir şey çalabiliyorum, hayır canım, edebiliyorum tamam, anlamında hani çok böyle değil. Muazzam olmayabilir ama gene de belki biraz sökmüş olabilirsiniz. Çünkü çok uğraşıyormuşsunuz diye duydum ben. Yani evet, yani müzikle uğraşmayı seviyorum gerçekten. Peki enstrümanlara karşı bir kabiliyetiniz var mı yoksa zorluyor musunuz? Yani herhalde zorluyorum gibi. Bunu komşulara sormak lazım. Komşulardan duydum dermişim ben de bile. Ya, tam yeri geldi. Alt kat komşumuzdan gerçekten çok özür diliyoruz. Ne yaptınız? Davul çalıyorduk evde. Ama yani tabii ki elektronik bir davuldu ama yani galiba ayarını biraz fazla kaçırdık. Ondan gerçekten tekrar özür diliyorum. Yani çok utandım. Geçen hafta buradan da tekrar özür diliyorum yani. Kaç yaşında komşunuz? Genç yani mi? Çok tabii ki yani çok iyi bir aile. Çocukları da olan bir aile. Buradan da selam ediyorum. Çocuk
çocukları da mı? Harika oldu bu yalnız. Harika oldu. Çocuklar küçük mü onlar? Evet. Uyandılar bütün gece uyandılar. Yani böyle çok geç bir saat değildi ama tabii ki herkes kaçtı için. Kaçtı mesela? Evet. Yani bu konuyu kapatabilir miyiz? Ay hep konuştuğunuz konuydu ne olur. Kapattırmayın. 12 olmamıştı. 12 olmamıştı ama bence tabii ki yani. Ben de marketimden çok özür dilerim. Geçen gün kaba davrandım biraz. Sizin var mı özür dileyeceğiniz? Ben sizden özür diliyorum. Hayrola? Fenerbahçe ile ilgili konudan ötürü. Niye yani, ki? Evet, bilmiyorum onu da tam aslında anlatamadım. Bugün özür günü mü acaba? Herkes böyle bir özürler bir şeyler. Bilmiyorum ki böyle olunca. Yani. 5 Kasım Dünya Özür Günü. Özürler günü. Herkesin özür dileği. Bugün sevdiklerinizi arayıp özür dileyin. Öyle bakın ne kadar güzel. Neyse inşallah komşularınız seyrediyorlardır. İnşallah. İnip de ya şimdi mi söylüyorsunuz yoksa hiç onları inip de söylediniz mi? Ya yani bir kere bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Evet öyle oldu. Bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Kapıya mı gelmişler? Başka ay, ne diyorsun? Siz yay burcuymuşsunuz. Ben ilk defa sizin kadar konuşmayan bir yay gördüm. Ben de yayım da. Bana böyle bir bakıyor kendini. Diyorum ki kendine niye saçma. Artık devamlı evet. Sizi göreceğiz. İnşallah. Evet. Sizin bu aralar dizi yok. Dizi yok evet. Film var. Film yapıldı, çekildi, bitti. Şimdi post prodüksiyon aşamasında. Ocak'ta vizyon görecek, vizyona girecek. 39 basamak devam ediyor. Turneleri, oyun işte İstanbul'daki temsillerle beraber devam ediyor. Turnelerde nereye gidiyorsunuz? Ankara'daydık geçen hafta, hafta sonu. Bu hafta sonu Eskişehir'deyiz. Pazar ve pazartesi. Pazartesi de oynuyoruz. Şimdilik belli olanlar peki sizin ne zaman nerede oyunu sahneleyeceğinizi izleyicilerimiz nasıl görecekler? Yani internet sitesine mi bakıyorlar, ne yapıyorlar? Tabii internet sitesinde de yayınlanıyor. Yani şeyde de çıkıyor, basında da çıkıyor basında aslında. Basında da ilanlar falan oluyor. Yani aslında duyurusu yapılıyor. Bir de artık yani yıllardır sezon içinde mutlaka gittiğimiz yerlere hep her oyunlara gittiğimiz için aslında o yörenin ya da gittiğimiz şehrin insanları da herhalde oradaki reklamla da bunu öğreniyorlar. Çünkü ilgi gayet güzel oluyor. Turnelerde. Muhakkak. Evet. Yani o kadar yere gittiğinize göre muhakkak ki çok ilgi vardır. Olmaz olur mu? Biz de geleceğiz mesela kalkıp da. Ama 16'sında uygun değilsiniz. Onu biliyoruz. Evet. Yani. Belki Eskişehir'e gelirmişim ben mesela. Çok mutlu edersiniz bize. Neden olmasın? Peki sizin dizi, film ne zaman vizyona girecek? Ocak ayında, 2009 Ocak'ta. Vizyona girecek. Öyle planlanıyor. Biraz konusundan bahsetmiyor muyuz? Bahsediyor muyuz? Bahsedebiliriz aslında. Siz konuşmayı pek sevmiyor musunuz? Yani gerektiği kadar. Gerçekten mi? Evet. Konuşuyorum galiba. Ben filmden bahsedeyim. Bir Rum fahişeyle bir Türk gencinin aşkını aslında anlatıyor. 6-7 Eylül panoramasında. 1950'lerde geçen bir hikaye. Bence bu kadar kâfi şimdilik. Gerçekten sevmiyormuş konuyu. Sizin rolünüz ne? Ben orada şey oynadım. Bir öğrenci, amatör gazetecilik yapan, bir taraftan üniversitede de öğrenci olan sosyalist bir genci canlandırdım. Suat adında. Bu kadar. Bu da bu kadar. Biliyor musun, en zor konuktur konuşmayan konuk. Korkunç bir şeydir gerçekten ya. Onun için söylüyor. Hayır. Yani Allah'tan 3 kişiyiz şimdi. Ama mesela teke tek falan olsa bir kere benim bir konuğum oldu. Onu anlatayım. Hatta Kurtlar Vadisi'nin oyuncuydu daha önce. Çok önce. Dedi ki programa geldi daha önceki bir programda ne konuşacağız dedi. Biraz dedim diziden bahsedeceğiz dedim. Bir de dedim işte yeni projelerimi soracak mısınız dedi. Evet soracağım dedim. Çok şey anlatılacak dedi. Tamam dedim. Şimdi normalde işte soru çıkartıyorsun gelen konuğa. 7 tane soru çıkarttım. Dedim ki hani ikişer dakikalık cevap verse dedim. Cevaptan da soru çıkarsan bir 15 dakika falan nereden baksanız gidiyor yani hani 15-20 dakika. Neyse oturduk başladık yayına.
İşte hoş geldiniz, feş gittiniz. İşte soruyorum diziyle ilgili. Evet, hayır, belki. Siz çok iyisiniz gene. Tabii. Bende kesin bir cümle vardır yani. Ondan sonra baktım ki böyle bir stres, yani bir konu, evet hayır belki, tıkandım kaldım ben de. Çünkü bitti sorular. Yeni projeleri sorayım bari dedim. Yeni projeleriniz var mı dedim. Var dedi. Neler var dedim. İnceliyorum dedi. O da bitti. Ama net işte. Bu sefer ben tekrar diziye döndüm. Siz de dedi hep diziden soruyorsunuz dedi. Bir de fırça yedim. E dedim ötekinlere de cevap vermiyorsunuz. Buna da cevap vermiyorsunuz falan. Neyse en sondan yayını artık hani bir şekilde uzattım uzattım. Aynı soruları tekrar sordum sordum sordum. Yayın bitti. Meğer adamcağızın canlı yayın fobisi varmış. Söylese başta. Hani öyle bir ben de hani şey. Çünkü yayın sırasında öyle bir konu olunca geriliyorsunuz tabii ki. Neyse benim çenem düşük. Ben bir şekilde kurtarıyorum. Peki efendim siz kendiniz neler olacağı belli. Peki siz üçünüz de çok popüler oyuncularsınız. Fakat mesela ve kendinizi bir şekilde çok güzel koruyorsunuz aynı zamanda. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Çünkü herkese bir şekilde magazin, öyle gülmeyin ben soru sorarken. Magazin içerisinde görüyoruz bir şekilde yapaklıyorlar ya bir şeyler oluyor fakat sizi hiç. Söyleyeyim mi? Söyle Bülent söylesin tabii. Buyurun Bülent Bey. Bizi Reyna'ya almıyor. Kapıda sorun çıkıyor. Neden? Almıyorlar. Bilmiyorum. Yani. Ya herhalde çok işimizle ilgiliyiz de ondandır. Yani işimizi yapıyoruz sonuç olarak. Bu işi de popüler olmak için yapmıyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Sanırım ondan. Yani bir çaba sarf etmiyoruz. Sizin mikrofonunuzda bir... Nerede mikrofonunuz? Yutmuş olayım. Nerede mikrofonum? Gerçekten. Şurada kablosu şurada. O, evet. Onun kablosu değil mi ama o nerede? Bilmiyorum. Evet. Ay inanmıyorum. Oh. Ha, onu çevirin. Ha. Gerçekten. Orada çünkü sizin sesiniz hiçbir tamam. Şey duyuldu mu acaba? En çok da siz konuşuyordunuz. Reyna'yı almıyorlar size ama siz de şey dediniz. Sadece işinizle ilgileniyor. Evet. İşinizle ilgilenince de öyle şeyler olmuyor. Olmuyor tabii ki. Daha yani. Sağlıklı oluyor galiba böylesi. Daha verimli bir hal oluyor sanki. Tabii. Değil mi? Yani çünkü yani popüler olmak yani meslek değil aslında evet. Yani kendi mesleğimizi yaparken popülerlik bizim hani sizin bahsettiğiniz popülerlik ilk paralelimizde yanımızdan yürüyen bir şey yani işimizi yapmadığımız zaman yani, ayrı bir şey. Ama çünkü hayır siz meslek, mesela Hatırla Sevgili de oynarken Hatırla evet. Sevgili dizisi devam ediyorken gerçekten hem çok güzel bir dizi. Benim hemen izlediğim tek diziydi Hatırla Sevgili şimdiye kadar uzun soluklu olarak. Çok özür dilerim. Yok ben yani bilmiyorum. Ama niye biliyor musunuz? Çünkü mesela diyelim ki Eşref Saati benim çalıştığım döneme denk geldi. Anladım. Hatırla Sevgili varken ben çalışmıyordum. Evet. Onun için de seyrediyordum. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Yani yedik diye. Gerçekten hala çalışıyorum. Çalışıyorum nasıl seyredeyim o saatte tamam, yani. Tamam tamam valla şaka yaptım. Özür dilerim. Ama çok seviyorum. Benim o Eşref Saati'ni çok seven arkadaşlarım var. Güzel. Hatta hiç konuşmazlardı kadar. Mesela o sırada aradığımda. Eşref Saati sanki hani çok kaçıyormuş gibi. Telefonum falan açılmazdı düşünsenize neler çektik. Ne güzel. Her neyse mesela o dönem içerisinde de sizi hiçbir yerde de görmedik ki. O dönemde mesela o diziler devam ederken hepiniz için aynı şey geçerli ama bir tek bekar siz olduğunuz için daha çok size şey hitap ederek söylüyorum bunu. Takip ederler, çekerler, çekmeye çalışırlar değil mi? Ama yani, olmadı. Evet olmadı. Yani ben belki de bulunmadım bir takım durumlarda ya da yerlerde. Belki de onun için olmuştur diye düşünüyorum ben. Evet olabilir. Evet. O da bir ihtimal. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir soru var.